belki bilenleriniz vardır. Geçtiğimiz haftalar bile olmadı ya, 5 gün falan oldu önce benim yine bir Ayasofya Camii turum vardı. Turda iskeleleri gösterdim ve iskeleleri gösterirken yukarısında kerubim meleklerinden bir tanesinin yüzü açılmış, ondan bahsettim ve dedim ki bakın iskeleler sökülüyor, bu müjdeli haber. Meleklerden birinde yüzü gözükmeye başlamış dedim ve bunu dememle beraber maalesef bazı insanlardan linç yedim. Evet, Ayasofya Camii'nin artık içerisine girdik. Bakın burası birinci narteks. Yani biz Müslümanlar son cemaat yeri diyoruz. İmparator kapısı var hemen şurada. İmparator kapısından içeri gireceğiz. Size önemli detaylar göstermek istiyorum. Hemen şu imparator kapısının yanındaki küçük kapıdan girdim içeri. Evet, şu an içeri geçiyoruz. İçeri doğru giriyoruz. Evet, bu arada beni de görüyorsunuz. Şu an içeri girdik. Şimdi belki bilenleriniz vardır. Geçtiğimiz haftalar bile olmadı ya, 5 gün falan oldu önce benim yine bir Ayasofya Camii turum vardı. Turda iskeleleri gösterdim ve iskeleleri gösterirken yukarısında kerubim meleklerinden bir tanesinin yüzü açılmış, ondan bahsettim ve dedim ki bakın iskeleler sökülüyor, bu müjdeli haber. Meleklerden birinde yüzü gözükmeye başlamış dedim ve bunu dememle beraber maalesef bazı insanlardan linç yedim. İşte meleğin yüzünün gözükmesi seni ne kadar mutlu etti, bu müjdeli haber bu mu, camide meleğin ne işi var falan, böyle abuk subuk. Halbuki ben iskelelerden bahsettim. İskelelerin indiğinin delili olarak gözükmeyen melek resimleri gözükmeye başladı dedim. Ama tabii herkes nasıl anlamak istiyorsa öyle anlıyor. Çok umurumda değil. Önemli olan o müjdeyi size doğru bir şekilde vermek. Şu an Ayasofya Camii'nin yine içindeyim. Bir grubumuzla geldik. Serbest zamandayız şu an. Birazdan öğle ezanları da okunacak. Ezanları da size dinletmek istiyorum bu videonun içerisinde. Ama şu an dinletmek istediğim başka bir şey var. O da ne? Şu gürültüler. Evet. Bakın girdiğim andan itibaren yapının içerisinde hemen döndürelim kameramızı. Bakın duyuyorsunuz değil mi sesleri? Bu duyduğunuz sesler iskelelere sökülme sesleri. Bizim yıllardır beklediğimiz müjdeli sesler bunlar. Bakın iskeleler sökülüyor. Normalde ben gürültüyü hiç sevmem. Kulaklarım da çok hassastır. Hiç gelemem böyle dandun seslere. Ama inanın şu an bu sesler o kadar hoşuma gidiyor. Böyle sanki çok özel bir senfoni dinler gibi bir halim var. Tabi bu arada iskeleler bayağı da büyümüş. Mesela ben 5 gün evvel size o fotoğrafı çektiğimde kerubim meleğinin yüzü, bakın orada görüyorsunuz, yarım gözüküyordu. Şu an meleğin alt kanatlarının tamamı da gözüküyor. Tamamı da gözüküyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Tabi bu arada yeri gelmişken, ya bu kerubim meleği nedir? Bunlardan 4 tane var. Yapının, bakın burada var bir tane. Hemen göstereyim. Şurada var bir tane, bakın bu ikincisi. Şu gördüğümüz, bakın ikincisi. Şurada var. Hemen bir üçüncüsünü görelim. Bakın bunlar yapının pandantiflerine duruyor. Pandantif. Bu üçüncüsü. Tekrar dönüyoruz. Hemen dördüncüsünü görelim. Bakın bu da dördüncüsü. Şu dördüncü kerubim meleği. Şu görmüş olduğunuz. Çok kanatlı melekler bunlar. Hristiyanlıkta çok kanatlı melek tasvirleri var. Genelde bunları bayan olarak çizerler ama erkek olarak da çizdikleri olur. Kerubim meleklerine baktığınız zaman. Mesela bizim bugün İstanbul'umuzda kız taşı vardır. Markyanus sütunudur aslında o. Markyanus sütunu, kız taşı. Baktığınız zaman neden Osmanlı toplumu ona kız taşı demiş? Çünkü üzerinde bir sütun var. Sütunun üzerinde melekler var. Tabi o sütunların bir kısmını kendileri, bir kısmını daha sonra Osmanlı mimarisi o sütunlardan bir tanesini Süleymaniye Camii'de kullanmış. Onları söküp bir tek sütun kalmış ve üzerinde melek kabartmaları var. Melek kabartmaları olduğu için halk ona, Osmanlı halkı tabi bayana benzettikleri için melek kabartmalarını kız taşı diye adlandırmış. Bu şekilde. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Vallahi sökülüyor, ciddi ciddi iniyor aşağı. Tamamen söküldüğü zaman var ya, kocaman bir yer açılacak. Çok rahatlayacağız yani içerisinde.
ibadet ederken. Hristiyanlıkta bu şekilde melekler var. Görelim onları. Çok kanatlı melekler. Aslında İslamiyet'te de vardır. Cebrail Aleyhisselam'ın şu kadar kanadı var. Kanatların her birini çırptığında şu kadar yıllık yol kat eder diye tasavvuf kitaplarında falan geçer bunlar. Kerubun meleklerini Hristiyanlar tabii asık yüzlü olarak çiziyorlar. Bundan yaklaşık 7-8 sene öncesiydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle meleklerden birinin yüzü açıldı. Yani önce şöyle söyleyeyim. Mesela Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bu meleklerin sadece yüzü kapatılıyor. Bakın görüyorsunuz. Sadece yüzü kapatılıyor. Neden? Çünkü burada bizim ibadet etmemize engel olan şey ne? Sadece yüz kısmı. O kanatların bir engeli, sıkıntısı söz konusu değil. İşte bizim atalarımız hakikaten bu anlamda çok kaliteli insanlar. Bağnaz, yobaz değiller. Başkası olsa tamamını kırdırırdı ya. Yıkın, yok edin bunları derlerdi. Halbuki ecdat ne yapmış? Benim ibadetimi engel olan kısmını kapatayım. Bak kapatayım yalnız. Tahrip edeyim değil. Kazıyayım değil. Ya ben anlamıyorum. Benim o geçenki mesajımın altına bazıları öyle korkunç şeyler yazmışlar. Benim ödüm koptu. Kırın onları, yıkın onları. Ya siz kimsiniz? Siz Osmanlı'yı hiç tanımamışsınız. Onu yazanlar Osmanlı'yı hiç tanımamışlar. Osmanlı kıran yıkan bir toplum olmadığı için bizim dinimizi anlamamışsınız. İslamiyet'tir, tahrip dini değildir. Tamir ve ihya dinidir. Orada diyelim meleklerin yüzü var değil mi? Benim namazıma engel. Onu kazımaz. Üstünü kapatıverir. Kapat geç. Lütfen ya. Ya böyle radikallikler bize ve dinimize zarar veriyor. Allah aşkına böyle yapmayalım. Osmanlı'yı bir tanıyın. Ellememiş, sadece yüzünü kapatmış. Ha diyorsanız biz Ebu Suud Efendi'den, Hoca Saadettin Efendi'den, Aziz Mahmud Hüdayi'den, Ebul Vefa'dan İslamiyet'i daha iyi biliyoruz diyorsanız beri gelin. Ama biz onlardan daha iyi biliyoruz demiyorsanız, diyemiyorsanız lütfen susun. Cahilce kimse konuşmaz. Ne yapmış Osmanlı? Yüzlerini kapatmış. Yıllardır ben Ayasofya'ya giren çıkan insanım. Hep merak ederdim. Şimdi 4 tane meleğin yüzü kapalı. Açılmamış. Yani 1930 döneminde camimiz ibadete kapatıldığında da açılmamış. Bundan 7-8 sene evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle meleklerden birinin yüzü açıldı. Bakın şu tam önümüzde gördüğünüz. Açıldı. Tabii açılırken ben de nefesimi tuttum. Dedim ki yani açıldığında yüz duruyor mu durmuyor mu? Hani Osmanlı belki bunu tahrip etmiştir. Ama içimden bir ses diyor ki benim ecdadım tahrip etmez. En fazla üstünü kapatır. Hakikaten yüzündeki kapak açıldı. Yüz olduğu gibi duruyor. Hristiyanlar da bu melekleri genelde çatık kaşlı çizerler. Bakın bu da öyle çatık kaşlı. O vaziyette durmaya devam ediyor. Yani müthiş bir detay. Atalarımızı tanımanın en güzel etkili yolu sanattır. Her zaman söylerim. Tarih yalan söyler. Sanat tarihi hiçbir zaman yalan söylemez. Buradan yola çıkarak atalarımızın hassasiyetini çok iyi görüyoruz. Ha diyeceksiniz peki Talha abi bundan sonra ne olacak? Tabii ki o meleğin yüzü kapatılacak. Çünkü burada namaz kıldığımız için iskeleler biraz daha indiği zaman oraya muhtemelen bir perde de konulabilir. Aynen kıble tarafında, bakın o kıble tarafındaki mihrabın hemen üstünde biliyorsunuz ne var? Yarım kubbe var. Ayasofya Camii'nin o yarım kubbesi tam üzerinde Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa'nın bulunduğu bir ikona resim var. Sağ tarafında da Cebrail Aleyhisselam var. Tabi Hristiyanlar tarafından çizilmiş. Biz Müslümanlarda ve İslam sanatında böyle melek resimleri çizme falan yoktur. Üzeri bir perdeyle kapatılmış. Hem namaza engel olmuyor hem de insanlar bir şekilde yarım da olsalar o resimleri görebiliyorlar. Yani kimsenin rahatsız olmayacağı bir hale getirilmiş oldu. Bize yakışan da budur. Bilmiyorum bu acaba diğer melekler gibi sökülmüş olan o yıldızlı kapak, sökülmüş o yıldızlı kapak buradaki de bir takılı. Buna da aynı şekilde tekrar takacaklar mı? Yoksa böyle perdeyle farklı bir kapatma yapılıp herkes melek yüzünü bir şekilde arzu edildiğinde görebilecek mi bilmiyorum. Valla benim görüşümü sorarsanız ben aynen kıble duvarında kıbleye bakan kubbede yapıldığı gibi yapılması taraftarıyım. Bence öyle yapılmalı. Bir perdeyle kapatılmalı. İstenildiği zaman yine görülebilmeli, görülsün. Bana sakın ya Talha abi sen ne diyorsun falan demeyin bakın. Neden görülsün? Yani istenildiği zaman niye görülsün? Millet bizim atalarımızın barbar olmadığını, hoşgörülü olduğunu, dinine zarar verecek kısmını yani sadece o yüzün olduğu kısmı kapatıp geri kalan kısmı kapatmadığını, yüzü de tahrip etmediğini görsünler. Bu hakikaten
son derece önemli bir hadise. Yani bu detaylar görülmeli ve bilinmeli. Atalarımızın bu anlamdaki hoşgörüsü son derece önem arz etmekte. Evet, bu koruyucu anlamdaki kerubun meleklerini ve Ayasofya Camii'ni de size, melekleri de anlatırken bir yandan da şu sesleri duymanızı istedim. İskelelerin sökülme sesleri hakikaten kulağa çok hoş gelmekte. Çok yakın bir zamanda, duyduğum kadarıyla birkaç hafta içinde iskelesiz bir Ayasofya Camii bizi bekliyor olacak. Ayasofya Camii'nden hepinize selamlar, sevgiler.